Yani şöyle, hani böyle kendine çok güvenen gibi algılamazsanız beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü biz Seyhan Belediye Başkanlığından sonra, tabii Seyhan Belediyesi'ndeki başarımız bizi Büyükşehir'e taşıdı. Büyükşehir'de yaklaşık 5 yıllık çalışma, ağır borç yükünün yani ödenir hale gelmesi, pandemiye, depreme rağmen Adana'nın hiç görmediği hizmetleri yapmış olmak ve daha doğrusu hani başarılı bir dönem geçirmek bizi bir kez daha adaylığa sürükleyeceğini biliyorduk. Tahmin ediyorduk en azından. Tabii takdir Sayın Genel Başkanı'ndı. Partinin yetkili kurullarındaydı. Onlar da bizim gibi düşündüler. Yapılan araştırmalarda da bizim durumumuzun iyi çıktığını görünce genel merkez ister istemez böyle bir karar aldı. Hepimiz hayırlı olsun. Orada bir ittifak vardı, üçlü bir ittifak vardı. Biri resmiydi, öbürleri hani bizi dışarıdan destekleyen partiler vardı. Hani Saadet de vardı işin içerisinde. Ama 2019'da onun da ötesinde bir Adana ittifakı olmuştu benim üzerimde. Yani hani topladığınız zaman normal şartlarda bu partilerin oyların üstünde bir oy almışlığım var 2019'da. Dolayısıyla Adana İttifakı zaten 2019'da olmuştu. Bu dönemde de Adana İttifakı olacaktır ve ipimiz muhtemelen birkaç oy, birkaç bin oy farkla, hatta birkaç puan farkla ipi gösteceğiz. Çünkü 5 sene bizi vatandaş gördü. Olağanüstü, objektif, tarafsız, bize oy veren de vermeyen de nasıl hizmet ettiğimizi gördü bütün Adana. Onun da karşılığını göreceğiz. Bu dönem daha rahat bir dönem olacak. Demin de söyledim. Biz hani 4 lira borcu 1 lira geliri olan bir belediyeden şu anda 4 lira geliri 1 lira belediye bütçesi oluşturduk. Bu aslında mucize gibi bir şey. Bu böyle çok olabilecek bir şey değildi ama yaptık Allah'a şükür. Dolayısıyla depremi de yaşadık, pandemi de yaşadık. Böyle sıkıntılar olmazsa parasal problemi çözdüğümüz için Adana bir kere alt geçitler kent olacak. Hani trafik anlamında işte bir metromuzu yapacak olmanın mutluluğunu yaşayacağız. İşte tramvayımız var. Nostaljik tramvayımız var. Çok güzel bir kültür merkezi projemiz var. Dünyanın en güzel nehirlerinden bir tanesi Adana'nın ortasından akıyor ama bunun güzelliğini, doğasını kullanamıyorduk, yapamıyorduk. Şimdi inşallah ona el atacağız. Yani netice itibariyle bu 5 yılda bütün olumsuzluklara rağmen 3 alt geçit, 5 yeni bulvar, 197 bulvar ve caddeyi yenileyen Zeydankaralar, olmayan kreşler yapan Zeydankaralar, bir sürü mahallede mahalle merkezi yapan Zeydankaralar, hani gelirin neredeyse 16 kat arttığı ve borcun o düzeyde onun hani dörtte birine düştüğü bir bütçede pandemisiz, depremsiz bir ortamda çok daha büyük işler yapacağı açık. Çok teşekkür ediyorum. Ben belediyedeki kardeşlerime, kadroma ve Adana kamuoyuna sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii ki Sayın Genel Başkanımıza, MYK'mıza, Adana milletvekillerimize ve Adana'dan seçilen MYK üyemiz Sayın Burhanettin Bulut'a teşekkürlerimi buradan arz etmek istiyorum.